Pastörizasyon, gıdanın raf ömrünü uzatmak amacıyla yapılan, gıdaya uygulanan ısıl işlemdir. 60 derece ile 100 derece arasında ısıl işlem uygulanarak gıda içerisindeki zararlı bakterilerin etkisiz hale getirilmesi sağlanır. Pastörizatör ise pastörizasyon işlemi yapan makinalardır. Süt, krema, meyve suyu, gül suyu, ketçap, mayonez, şıra, bira, şarap, meyve sosu gibi birçok ürünün pastörize etmek mümkündür. Saatte 5 ton ile 50 ton arasında çeşitli kapasiteler de uygulanabilir. Pastörizatörler plakalı, borulu, otoglav tip ve tünel tip pastörizatörler olarak 4'e ayrılabilir. Yoğunlukla plakalı tip pastörizatörler kullanılır. Plakalı pastörizatörler bir seri plakadan oluşur. Plakalar arasında yüksek sıcaklığa dayanıklı contalar yerleştirilmiştir. Bu contalar plakalardan geçen sıvıların birbirlerine karışmasını engeller. Plakalar paslanmaz çelikten yapılmıştır. Plakalar üzerindeki oluklar türbülanslı dolum yaptırır, ısı transfer yüzeyini arttırır ve sıvının ısı temas süresini uzatır. Plakalı pastörizatörlerin çalışma prensibi bir grafik üzerinde anlatmak en uygun olacaktır. Örnek vermek gerekirse, sütü pastörize ediyorsak süt ilk olarak balans tankına gelir. Buraya gelmesindeki amaç, hat üzerinde süt beslemesinin kesilmemesidir. Yani süt balans tankına alınarak boru hattına giriş sabitlenir. Daha sonra besleme pompası yardımıyla süt birinci rejenerasyon bölümüne giriş yapar. Birinci rejenerasyon bölümüne gelen süt daha önceden pastörize edilerek yüksek sıcaklığa ulaşmış süt ile karşılaşır. Yüksek sıcaklıktaki sütün ısısından yararlanarak ilk girişteki sütümüz 55 dereceye çıkarılır. Birinci rejenerasyondan çıkan süt isteğe bağlı olarak separatöre gönderilebilir. 55 dereceye ulaşmış süt ikinci rejenerasyon bölümüne girer. Bu bölüme gelen süt holding tüpünden gelen süt ile karşılaşır. Sütün sıcaklığı 60-70 derecelere ulaşır. 70 dereceye ulaşan süt daha sonra pastörizasyon kısmına girer. Burada istenilen pastörizasyon sıcaklığına su ile ısıtılarak ulaşır. Pastörizasyon sıcaklığına ulaşmış olan süt holding tüpüne yollanır. Burada belirli bir süre bekletilen sütün içerisindeki zararlı mikroorganizmaların öldürülmesi sağlanır. Sütün sıcaklığı uygun derecede değilse valve otomatik olarak çalışır ve sütün tekrar pastörize edilmesi için pastörizatör başlangıcına alınır ve süt sistemi tekrar dolaşır. Pastörizatör işleminin en önemli noktası pastörize ettiğimiz sütü kullanarak yeni gelen çiğ sütün sıcaklığını rejenerasyon aşamaları ile 65 dereceye kadar çıkartmış olmamızdır. Sadece bu aşamadan sonra 65 derecelikteki sütün 90 dereceye gelmesi için ekstra sıcaklık vermemiz gerekir. Çiğ sütü başlangıç sıcaklığından 65 dereceye ulaştırmak için başta ısıtmış olduğumuz 90 derecelik pastörize sütü kullandığımızdan büyük bir enerji tasarrufu sağlamış oluruz.